Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda velayet nedir, risalet nedir? Bu konuları bir derece açıklamaya çalışacağız. Allahu Teala insanlar arasında değişik mertebeler meydana getirmiş. Allahu Teala insanlardan bir kısmını veli olarak seçmiş ve bir kısmı da insanlar içinden peygamberlik rütbesine kadar yükselmiş. Ve peygamberlerin de kendi içlerinde daha büyük olanları ve hiyerarşik tabir caizse biz sıralamaları söz konusu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam velayet halkasının son nübüvvet halkasının son zinciri yani son peygamber. Ama peygamberimizden sonra velayet devam ediyor. Yani Allah'ın veli kulları Hazreti Adem'den ta kıyamete kadar devam edecek. Ama peygamberimizden sonra artık yeni bir peygamber yok. O Hatemen Nebiyyin, Nebilerin sonuncusu. Bizler hiçbir peygamberi görmedik ve böyle bir imkanımız da zaten olmayacak. Çünkü son peygamber 14 asır önce gelmiş. Ancak veli olan zatları çevremizde şu anda da görebiliriz. Ve böyle bir müessesenin olması, velayet yani velilik müessesesinin olması risaleti anlamamıza, peygamberliği daha iyi anlamamıza bir vesiledir. Ve bu çok güzel bir noktadır. Şöyle ki, nasıl ki insanlar içinde bazı seçkin zatlar var. Bunlar Allah'ın veli kulları. Kur'an-ı Kerim'de Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve lahum yahzenun buyuruluyor. Dikkat edin, Allah'ın veli kulları için ne bir korku vardır ne de üzüntü. Bunlar sıra dışı kimselerdir. İmanları kuvvetlidir. Ve bunlar müttaki, günahlardan uzak kalan kimselerdir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle اِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللّٰهِ Onlar görüldüğünde Allah hatıra gelir. Bu zamanda acaba böyleleri var mı? Herkes çevresine dikkat etse bazı seçkin zatların olduğunu görecektir. Ve bu zatlarda zaman zaman keramet türü olaylarda olabilir. Yani bir insanın içinden geçeni okumak gibi, onun yanında yenilen az bir yemeğin çok kimseye yetmesi gibi, bu gibi harika durumlar görülebilir. Bunlara keramet diyoruz. İşte bu gibi kerametleri görmek mucizeyi anlamamızı kolaylaştırır. Ve şu kanaata ulaşırız. Deriz ki Allahu Teala'nın bu veli kulları nasıl ki diğer insanlardan daha farklı ve seçkin, sima olarak seçkin, yaşantı itibariyle güzel hayatları var ve kendilerine makbul kullar olduğunu gösteren keramet türü olaylar verilmiş. Sıra dışı bir takım mazhariyetler verilmiş. Demek ki bunun daha üst mertebesi peygamberliktir. Ve o üst mertebedeki insanlar bu veli zatlardan çok daha büyüktür ve o büyüklüklerine göre de kendilerinde mucizeler meydana gelmiştir. İşte bu şekilde insan risalet dünyasını, peygamberlik dünyasını bir derece daha yakından tanıma fırsatı bulur. Mukayese yoluyla, kıyas etmek yoluyla bunu daha iyi anlayabilir. Herkes çevresine baktığında bir takım kerametleri olan seçkin zatları görebilir, duyabilir ve Evliyaullah'ın hayatını anlatan kitapları okuduğumuzda onların pek çok harika menkıbeleriyle karşı karşıya kalırız. İşte suyun üzerinde yürüyerek giden, ateşte yanmayan, az bir yemekle yüzlerce kişiye ziyafet çeken bu gibi olaylar anlatılır. Demek ki bu kadar anlatılan olaylar elbette bir asla dayanmaktadır. Ve eğer velayet varsa risalet de vardır. Buradan çok kolay bir şekilde risaletin varlığı ve risaletin peygamberlerin daha böyle sıra dışı insanlar olduğu ortaya çıkar. Değerli izleyenlerim, bir insanın veli olması veya peygamber olması her ne kadar Cenab-ı Hakk'ın ikramıdır, o nokta mahfuz olmakla beraber bu işin kesbi yönü de vardır. Yani Allahu Teala bazılarına haşa torpil geçmiş değildir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildiriyor. Vallahu alemu haysu yec'alu risalete. Allah kime risalet görevini vereceğini elbette en iyi bilendir. Dolayısıyla peygamberler eleklerden geçirildikten sonra o makama yükseltilmişlerdir. Ve çevremizde veli olarak gördüğümüz zatlar onlar da yine
belli eleklerden elenerek o makama gelmişlerdir. Nasıl ki mesela önemli bir firma önemli bir mevkiye birisini alacağı zaman çok imtihanlara onu tabi tutuyor. Onun neticesinde onu oraya getiriyor. Ama sıradan bir görev için çok da fazla şart istenmeyebilir. Benzeri bir şekilde velayetin de kendi arasında elbette mertebeleri var. Nasıl ki orduda onbaşıdan itibaren komutanlık mertebeleri vardır. Onbaşı, çavuş, yüzbaşı, binbaşı, albay gibi, general gibi ta genelkurmay başkanlığına kadar rütbeler var. Benzeri bir şekilde maneviyat dünyasının da rütbeleri var. Ve bazıları bunların onbaşı makamındadır. Belki 10 kişiye şefaat edebilecektir. Belki 10 kişinin kurtulmasına vesile olabilecektir. Bazıları manen yüzbaşı gibidir. Bazen manen binbaşı gibi olabilir. Ve bu şekilde bunların kendi aralarında grupları var. Kendi aralarında hiyerarşik bir takım sıralamaları var. İşte Gavs deniliyor, Kutup deniliyor, Aktab deniliyor ve Müceddit deniliyor. Bu şekilde farklı mertebede olan maneviyatın üst düzey kimseleri de var. Ve bunlar belli kategorilerden geçerek maneviyatta belli bir takım şeyleri başarmak suretiyle o makamlara yükseltilmiş oluyor. Buna aynı zamanda manevi seyri sülük deniyor. Yani manevi yol almak. Nasıl ki insan bedenen yol alır. Diyelim ki bir insan okula başlar. Gider gelir, gider gelir. Devamlı yeni yeni şeyler öğrenir. Ve bir 15 yıl geçtikten sonra üniversiteyi bitirir. Belli bir alanda söz sahibi bir kimse haline gelir. Maneviyatta da eğer bir insan ciddi yol alıyorsa elbette bir 5 yıl sonra, bir 10 yıl sonra, bazen 40 yıl sonra belli bir takım makamları, manevi makamları elde edebilir. Bunların bazıları kendilerinin veli olduğunu bilirlermiş. Ama bir kısmı ise makamlarını bilmeden ama makbul bir insan olarak hayatları devam edermiş. Bu tarzda anlatılıyor. Zaten manen büyük olmanın herhalde olmazsa olmaz diyebileceğimiz şartlarından bir tanesi mütevazi olmak. Cenab-ı Hak mütevazi olan kimseleri yükseltmektedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu şöyle ifade ediyor. Men tevada'a rafa'ahullah. Kim tevazu gösterirse Allah onu yükseltir. Dünyevi makamlarda belki tevazuya o kadar yerde olmayabilir. Bir insan ben biliyorum, ben ediyorum der. Daha çok böyle teşebbüsüyle belli bazı noktalara gelmeye çalışır. Ama manevi makamlarda bir insan ne kadar tevazu gösterirse Allah onu o derece daha yükseklere doğru çıkarır. Demek ki şu ahir zamanda günahların yaygın olduğu böyle bir dönemde bile çevremizde veli zatlar bulunabilir. O veli zatların biz feyzinden istifade ederiz. Ve onların o hali bize Risalet dünyasını tanımamıza yol açar. Çünkü peygamberler neyi ne şekilde haber vermişlerse veli olan zatlar bir kısmı bunları keşfen görebilmekte. Mesela peygamberimiz kabir azabını nazara veriyor. İşte el kabru imma ravdatun min riyadil cenne ve imma hufratun min huferin niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Bu peygamberimizden bir haber. Biz doğrudan kabrin cennet bahçesi veya cehennem çukuru olduğunu göremiyoruz. Kabre baktığımızda sadece toprak görürüz. Ama veli olan bir zat farklı bir bakışı yakalayabilmiştir. Risaletin haber verdiği bu şeyi o keşfen görebilmektedir. Ve kabre baktığı zaman o kimse orada azap mı çekiyor veya cennet bahçelerinden bir bahçede rahat mı ediyor? Veli olan bir zat görmektedir. Dolayısıyla böyle veli zatların olması Risaletin haber verdiği, peygamberlerin haber verdiği gerçeklerin hakikat olduğuna, doğru olduğuna da aynı zamanda bir delildir. Peki biz niye göremiyoruz? İnsan hatırına bu gelebilir. Aslında bizler için de yol açıktır. İnsan o yolda ilerledikçe bazı şeyleri daha iyi görebilecektir. Cenab-ı Hak hepimizi manevi seyri sülukumuzda da muvaffak eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.